ABB TV'den herkese merhaba. Bugün sizlerle öfke nedir ve nasıl baş edilir bunları konuşacağız. Duygularımızdan biri olan öfke bazı zamanlarda istenmeyen tepkilere sebep olabilir. Diğer duygular gibi son derece doğal ve evrensel olan öfke uygun bir biçimde ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Ancak bazı zamanlarda kontrol edilemeyen, yıkıcı davranışlara sebep olan, saldırganlığı tetikleyen, tahrip edici tepkilere dönüşme potansiyeli olan da bir duygudur. Öfke aslında öyle bir duygu ki içinde yalnızlık duygusu, yetersiz duygusu, değersizlik, anlaşılmazlık ve daha sayabileceğimiz birden fazla duyguyu barındırıyor. Ve genellikle bu duyguları yaşadığımızda öfke ortaya çıkıyor. Öfkenin bazı belirtileri vardır. Fiziksel ve sözel saldırı, kusur buluculuk, ön yargılar, aşırı eleştiricilik, sorun çıkarma şeklinde olabilir. Kin ve nefret belirtileri, güvensiz, kıskanç, tartışmacı, yargılayıcı davranışlar biçiminde de kendini gösterebilir. Öfke kontrol edilmediğinde bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Kan şekerinin yükselmesi, nabzın artması, baş ağrısı, nefes almakta zorlanma, kas ağrıları gibi fizyolojik, uykusuzluk, dikkatsizlik, unutkanlık gibi zihinsel sonuçları olabilir. Öfkeli insanla nasıl iletişim kurabiliriz? Öncelikle sakin kalmaya çalış. Karşınızdakini ilgiyle ve ciddi bir şekilde dinleyin. Duygularına saygı gösterin. Onu öfkelendiren konunun ne olduğunu anlamaya çalışın. Sert tepki göstermekten olabildiğince uzak kalmaya çalışın. Gelelim öfkeyle nasıl başa çıkabileceğimize. Öfkelendiğimiz zaman nefes egzersizleri, kas egzersizleri ya da spor yapabiliriz. Duyguları kontrol etmek zordur. Onları ancak anlayabiliriz. Kişilerin olaya ilişkin düşünceleri, atıfları, duyguları yaratır. Öfkeyle başa çıkabilmek için kişinin kendi zihinsel süreçlerini iyi tanıyıp akılcı olmayanları değiştirmesi önemlidir. Problemleri saptamak, seçenekleri gözden geçirmek ve bir sonuca varmak da etkili olacaktır. Dinleme becerilerini geliştirmek, duyguları tanımak, sen dili yerine ben dili kullanmayı öğrenmek, empati becerisini geliştirmek, diğer insanları anlama becerilerini de kullanarak öfkelerinizi doğru yollarla ifade edebilir ve yönetebilirsiniz. İnanın ki hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Bu konuda yalnız değilsiniz. Önemli olan bu duygularımızı nasıl yansıttığımız. Unutmayın ki doğru iletişim her zaman önemlidir. Bu yüzden sevdiklerinizle iletişim bağınızı koparmayın. Sevgiler diliyorum. Hepinize sağlıklı günler.